maç berabere bitti diyelim. Galatasaray için kayıp mıdır? Galatasaray cephesinden kayıp Yüzde yüz. Fenerbahçe için kazanç mıdır? Bak eğer böyle bir düşünceye kapılırsa birisi ya da birileri korkunç bir hata olur. Fener için kazanç olur Mehmet. Bak eminim. şimdi neden? O kredisini biraz arttırır. Evet, neden? Şimdi sürekli teselli aramak sizi bu noktaya getirdi zaten. Şimdi Altay yok. Galiba Berke ile çıkıyorsun. Gustavo yok. Ben Gustavo oynamayı tercih ederim ama Gustavo gibi bir oyuncu da sürekli elinin altında alternatif olarak bulunması iyidir. Valencia yok. Takımın en skor isimlerinden bir tanesi. Bence en kıymetlisi skor anlamında. Ve çok ciddi sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Galatasaray deplasmanına gidiyorsunuz. Bütün herkese ve her şeye sahipken Galatasaray deplasmanında full türbünlerin önünde çıkıp berabere kalmak iyi bir sonuçtur aslında. Evet. Bence. Ama Şimdi bütün bu sıkıntılara rağmen berabere kalıp da ondan sonra gördün mü kardeşim bak ben yenilmedim deyip hatalarını unutur hale gelirsen sıkıntı başlıyor zaten. Ve Fenerbahçe bugüne böyle geldi. Ya Fenerbahçe sezona başladı. Sayın başkana sordum Alanya maçından sonra bu futbol sizin için şampiyon e, şampiyonluk için yeterli mi size göre dedim. Sayın başkan da dedi ki ilk 4 haftada 5 haftada bizi şampiyon ilan etmişsiniz dedi. Bak hata burada başlıyor. Bu ne demek biliyor musun? Fenerbahçe iyi oynuyordu. Ya yani ne zaman iyi oynuyordu Fenerbahçe? Adana maçında iyi oynamadı Fenerbahçe. Kazandığı maçta. Antalya maçı kazandı iyi oynamadı. Bir Altay maçını cımbızla çekerim. Altay alt ligden gelmiş bir takım normal şartlarda. Altay'ı 2-0 yendim diye mutlu oluyorsan. Ha neden biz o maçı kıymetli kıldık? Altay iyi bir başlangıç yapmıştı. iki maçta iki galibiyet yedi gol atmıştı. Gol yememişti falan filan. Sonra ne oldu? Sivas beraberliği Başakşehir mağlubiyet. Ondan sonra kazandığın 3 maçlık seri hepsi 2-1 kazandın. Ya Giresunspor Kadıköy'de penaltı kaçırdı, 2-1 kazandığın maç. Şimdi Fenerbahçe'nin 11'ine de bir bakalım. Hemen günlerdir üçlü savunmamı, dörtlü savunmamı Pereira sisteminden dizilişinden vazgeçecek mi diye çok konuştuk, tartıştık. Bugün itibarıyla dörtlü savunmayı görüyoruz. Berkevarkale'de var kalede, Altay'ın yokluğunda Novak, Zalai, Mince, Kim, Tiseran savunma dörtlüsünü oluşturacak. Tisaran'ı sabek olarak izleyeceğiz gibi görünüyor bu akşam. Sosa Mert Hakan, Ferdi Mesut İrfancan Can Berişa. Şimdi Ali Koç'un açıklamalarından sonra aslında Ali Koç'un söylediği her cümleyi sanki şu dizilişte görüyoruz. Yani hem dörtlü savunmayı görüyoruz hem yaratıcı oyuncuların bir arada oynadığı bir e, ön taraf görüyoruz. Mehmet Emin ne dersin? Katılır mısın? Yani ben açıkçası şu kadroda tabii ki idman performansını görmedim ama e, Mesut'un yerinde Zaysl'a oynamayı tercih ederdim. Mesut'un yerinde. Evet, Mesut'un yerinde Zaysl oynamayı tercih ederdim. Yani Mesut yetenek olarak, futbol zekası olarak tartışabileceğimiz bir isim değil. Ama fiziksel anlamda bugüne kadar gösterdiği performans Fenerbahçe 11 için yeterli değil. Ha şunu bana garanti ediyorsanız arkadaş biz 10 kişi mesut için de koşacağız, mücadele edeceğiz. Garantisi varsa oynatalım. Tamam. Ama iki tane problem var. Bir, bugüne kadar kullanmadığınız Mesut'u böyle kritik bir maçta sahaya atıyorsunuz. Hem Mesut'u risk atıyorsunuz hem kendinizi. Kazanırsanız başka şeyler konuşurlar. Madem Mesut böyle oynuyordu niye oynatmadın derler. İkincisi dörtlü savunma olayı. Mesut, Mehmet araya geleyim. Ben de sana katılıyorum. Ben de Mesut yerine Osay Samuel'i tercih ederim. Osay Samuel'i İrfan Can'ın bölgesine kaydırırım. Tisserant çünkü çok net bir bek oyuncusu değil. Üşü de çok iyi bir sağ stoper. Mesut'un pozisyonu da İrfan Ben de bu 11 için tek itirazım Fenerbahçe'de Mesut. Um. Siz yani ikiniz Mesut'un bu akşam oynamaması mu? Yani şöyle söyleyeyim. Sosa, da. Mert, 11'de. Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut bu dörtlüden bence 3 olmalı sahada. Dördü arasında da bence en kolay vazgeçilecek oyuncu. Normalde bunu söylememiz gerek ama artık fiziksel bu, bu, durumunu gözettiğimde Mesut derim. Performans üstünden konuşuyoruz zaten. Bak bu, bu kadro üstünde evet Mesut oradan çıkarsa. İrfan da orada oynar. İrfan da oraya kayabilir. Zaysi de orada kullanırız. Benim e, düşüncem, benim kafamdaki ideal kadro üçlü savunmayı bozmaması yönündeydi. Doğru. Yani şimdi o da başka bir sıkıntı. Şimdi sen hazırlık dönemi dahil olmak üzere hazırlık maçları, bütün resmi maçlar hepsinde üçlü savunma oynadın. O kadar eleştirilere rağmen hepsini üç savunma dedim. Şimdi... Bu risk değil mi darbe? Bu maç mı? Tudor yapmıştı değil mi? Tudor yaptı. Tudor'un zaten ilk e, ayrılık e, fitilini o yani Oyuncular çok. Ben dün gibi hatırlıyorum maçı. Serdar Aziz, 28'de e, Serdar Aziz, Maykon, Denayir üçlü oynadı. Şunu Hı. çok iyi hatırlıyorum yani. Maçın aslında tekrarını görsek görürüz. Solda bir taç kazanıldı. Tacı kimin atacağı anlaşılmadı orada. Hı. Tolga Ciğerci gitti taç kullan. Tolga çok kenar oyuncusu değildir yani. Hı. Orada sistem değişici. Çok da uzağa gitmeyelim. Bu sezondan bir örnek verelim. <laughs> Galatasaray hazırlık dönemi boyunca dörtlü savunma üzerine planlarını yaptı. Evet. PSV maçı günü üçlü oynuyoruz denildi. 20. dakika 4'e dönüldü. 5-1'lik yenilgi yine önlenemedi. Yani evet. Mehmet de şöyle katılıyorum. Bu tarz zorluk seviyesi yüksek maç öncesi bence formasyon değişikliği büyük risk. Yani şöyle bir sıkıntı var. Şimdi. 12 haftayı çöpe atıyorsunuz. Üçlü savunma oynamak kolay bir şey değil. Evet. Bu örneği daha önce de verdim. Şikertel'in ağzından. Adam diyor ki ben bunu oynadım. Biliyorum nasıl oynanacağını. Ama bir tek benim bilmem yeterli değil. Yanımda oynayacak adamdır. Sağında ve solunda oynayacak. Adamların da bunu bilmesi gerekiyor. Daha da önemlisi bizim üçümüzün de birbirimizi bilmemiz gerekiyor. Bir tek oyuncu üzerinden gitmiyor. Ve ön tarafın da aynı şekilde sizle aynı dili konuşması gerekiyor. E siz bugün başka bir şey oynatıyorsunuz. Bu arada mesela şu ne kadar doğru? Kim Salay, madem dörtlü oynayacaksın o zaman Salay Tisarant mı yapmak, kim mı yapmak gerekiyordu? Ya benim itirazım şu zaten Mehmet Pereira'yı o yüzden çok eleştirmiyorum. Fenerbahçe takımı sezon başından beri dörtlü oynasa da bence işler çok yolunda gidiyor. Neden? Bugün sahaya çıkan Ahmet Selim'in paylaştığı 11'deki sağ ve sol bek'i hatırlatalım. Sol bek Novak. Hı hı. Sağ sağ yani şampiyonla oynayacak Fenerbahçe'nin sağ ve soldaki bu isimler olmamalı artı biz Fenerbahçe'yi bu kadar eleştiriyoruz Fenerbahçe'nin üçlü savunması açalım Trabzonspor maçı kırmızı karta kadar gayet oynadı yani zorluk seviyesi yüksek maçlarda yine üçlüye devam edebilirsiniz üçlü belli ki e, net favori çıktığınız maçlarda işlemiyordu sebebini izah edelim üçlü stoper önünde Gustavo etti dört isim hı hı. o sayede Ferdi de öyle bir Rozier gibi uçmuyor ileride hı hı. altı oyuncu Doğal olarak 3 oyuncuyla gol pozisyonda kalıyorsunuz. Yani. Trabzonspor bugün 9-10 puan fark niye Galatasaray'a Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye fark atıyor? Berat'ı çıkar, Vakıstas gol atar, Vakayeme gol atar, Hamşik gol pası verir. Cornelius, Cornelius olmazsa Canini, Abdülkadir'i de şimdi o işin içine katlar. Bir yere Germio'dan yaralandılar. Yani bizim ligin biraz Sergen Hoca da geçen sene onu yaptı. Josefat Atiba bile 10 numara gibi oynuyordu yani. Tamam daha fazla hücumcu ki forvet. Peki şu Kiporvet. anki bu e, dizilişe baktığımız zaman 11'e baktığımız zaman yani Sosa ve Mert Hakan'dan başlamak <laughs> üzere aslında e, gole çok e, yakın oyunculardan söz tamam. etmiyor muyuz? Gole bu, çok sana yakın sana yakın şöyle katılıyorum. <laughs> Şimdi bir dakika Ezgi güzel yerden yakaladı Mehmet. Hı -hı. Bu kadro iç sahada Kayseri oynasın itiraz etmem ama Galatasaray deplasmanına gidiyorsun. Yani çok merak ediyorum. Novak'la Tisserant'a kim yardım edecek? Orada Kerem Ali fena oyuncular değil yani bakarsak Kayseri Spor'un kıyaslayamayız. Riskli bir kadro bence. E, artı biraz oyun ezberi de ister Ezgi. Yoksa şu formasyon kötü değil. Zaten Mesut Özil'in Fenerbahçe'de bence tek başarılı olacağı formasyon bu ama 12 hafta e, yararlanamadığı Mesut'tan e, bu maçta mı e, ekstra bir şey yapmasını bekleyecek PRL? Yani. Bence risk alır dörtlü oynarsa.